sana Musa'nın haberi geldi mi diyor Cenab-ı Allah mühim konularda. Öyle soru şeklinde önce bir konuyu hatırlatıyor. Kehf konusunda da var bu. Hızır kıssasında da bu dikkati çekiyor. Ve özellikle Zülkarneyn'de. Zülkarneyn'de. Sana sorarlar diyor. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Demek ki ehemmiyetli bir şey. Gelmemiş. Gelmediğine göre gayb haberi. Gaybden bilgi geliyor. Yani gaybi bilgi. Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun bir ateş gördüm. Umur ki size ondan bir kor getiririm. Ateş bir nimet o devirde. Ateş bulmak bayağı bir sorun. Ateşi muhafaza etmek için kor götürüyorlar oraya buraya. Sonra onu alevlendirip kullanıyorlar. Veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Nitekim ona gidince kendisine seslenildi. Ey Musa, gerçekten ben senin için, senin Rabbinim bak, gerçekten ben, bir daha diyor Cenab-ı Allah, ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Bölge tamamen elektriklenmiş. Bu anlaşılıyor. Yani rahmani elektrik. Öyle diyelim. Ayakkabılarını çıkar. Yani vücuduna geçmesi, çünkü ayakkabısı izole ediyor o elektriği. Hem de nezaket olarak. Yani o bir güzellik olarak. Çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. Demek ki Tuva'da bir şey var. Kutsal vadi diyor Allah. Halen bu geçerli. Yani o bölgede bir şey oldu anlaşılıyor. Kutsal vadi Tuva'da. Ya bir şey saklanıyor, ya bir şey var. Tuva vadisinde. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahiy olanı dinle. İlk defa vahiy alıyor Hazreti Musa. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahiy olanı dinle. Yani vahiy devam edecek diyor. Bu bir vahiy. Bundan sonra vahiy olanı dinleyeceksin. Bak yeniden, gerçekten ben, bir daha ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et, beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Bak bütün hak dinlerde namaz farz. Musevilikte namazın farz olduğunu görüyoruz. Her Musevi namaz kılmakta mükellef. Bana baktı ki bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Tevrat'ta da bayağı açık anlatılıyor namaz. Musevilerin bayağı bir kısmı da namaz kılıyor. Filminde göstermiştik. Yani 5000 yıl önce de var. Hazreti İbrahim devrinde de var. Aynı namaz. Museviler namazı terk etmekle günaha giriyorlar. Hristiyanlar da öyle. Çenelerin üstüne secdeye kapanırlar diyor. Secdeye kapanacaklar, namaz kılınacaklar. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. 15. ayet. Yani İncil'de 1400
1400'lü yıllar bitti. Hicri 1400'de 1500 arasındayız. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için onun haberini neredeyse gizleyeceğim. Yani kıyametin haberini. Sen şimdi Fikret gel, bu ayetleri oku. Sen okudukça ben açıklayacağım. 16'dan itibaren devam et. Şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse ona inanmayıp kendi hevasına uyan, sakın seni ondan alıkoymasın, sonra yıkıma uğrarsın. Bir daha. Öyleyse ona inanmayıp kendi hevasına uyan, sakın seni ondan alıkoymasın, sonra yıkıma uğrarsın. Çünkü kendi hevasına uyan, şeytani etkileme gücüne sahiptir. İnsanlar Müslümanlara uymak değil de, hevasına uyana daha çok saygı duyma eğilimindedir. Mesela küfre daha çok saygı duymak. Dinden uzak olana daha çok saygı, ondan bir şekilde korkmak. Hepsi değil de insanların bayağı bir bölümü böyledir ve o yüzden zaten küfür daha aktif, daha güçlü oluyor. Mesela Darwinizmi destekliyorlar. Darwinizm alenen Allah'ı inkar eden bir sistem. Ama saygı duydukları için bu zırvayı kabul ediyorlar. Yani küfre bilinç altında bilmeden saygı duyuyorlar. Halbuki bayağı bir hakaret. İnsan aklıyla alay eden bir sistem Darwinizm. Ama bilinç altında saygı duyduğu için küfre, farkına varmadığı için alenen ve açıkça destekliyor Darwinizm. Her devlet. Evet, dinliyorum. Sağ elindeki nedir ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır, ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Onda benim için daha başka yararlar da var. Dedi ki, onu at ey Musa. Böylece onu attı, bir de ne görsün, o hemen hızla koşan kocaman bir yılan oluvermiş. Dedi ki, onu al ve korkma, biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Elini koltuğuna sok, bir hastalık olmadan başka bir mucize olarak bembeyaz bir durumda çıksın. Öyle ki sana büyük mucizelerimizden birini göstermiş olalım. Firavun'a git çünkü o azmış bulunuyor. Dedi ki, Rabbim benim göğsümü aç, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl, kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun. Allah dedi ki, ey Musa, istediğin sana verilmiştir. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene vahyolunan şeyi vahyetmiştik. Onu sandığın içine koy, suya bırak, böylece su onu sahile bıraksın. Onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Hani kız kardeşin gezinip onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi demekteydi. Böylece seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Sen bir insan öldürmüştün de biz seni tasadan kurtarmış ve seni esaslı bir denemeden geçirip denemiştik. Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın, sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa. Seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve beni zikretmede gevşek davranmayın. İkiniz Firavun'a gidin çünkü o azmış bulunuyor. Ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titrer korkar. Dediler ki Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takınmasından ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Dedi ki korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim. İşitiyorum ve görüyorum. Haydi ona gidin de deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte gönder ve onlara artık azap verme.
Sana Rabbinden bir ayetle geldik. Selam, hidayete tabi olanların üzerinde olsun. Gerçekten bize vahyoluldu ki, doğrusu azap, yalanlayan ve yüz çevirenlerin üstünedir. Ona gidip aynı bunları söylediklerinde Firavun onlara dedi ki, sizin Rabbiniz kimdir ey Musa? Dedi ki, bizim Rabbimiz her şeyi yaratılışını veren, sonra doğru yolu gösterendir. Firavun dedi ki, ilk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse? Bak, o da insanların böyle maymundan geldiğine inanıyor. Ve garip varlıklar olduğuna inanıyor. İki, onun için ilk çağlardakilerin durumu nedir diyor. Evet. Dedi ki, bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Ki Rabbim, yani tabii kaderi kastediyor ama yani her zaman insanlar insan olarak kalmıştır. Ona işaret ediyor. Evet. Ki Rabbim yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık. Yeryüzü sizin için bir beşik kıldı. Yeryüzü sizin için bir mehdi kıldı. Ayete geçişi o. Yeryüzünü size bir mehdi kıldı diyor. Evet. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için elbette ayetler vardır. Sizi ondan yarattık, ona geri vereceğiz ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Dünyadaki topraktan yarattık, çevireceğiz ve ondan geri çıkaracağız diyor. Yani yaratılış dünyada oluyor. Dünya toprağı üzerinde oluyor. Evet. Andolsun biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik fakat o yalanladı ve ayak diretti. Dedi ki ey Musa, sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun? Madem öyle, biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz. Şimdi bir buluşma zamanı ve yeri tespit et. Bizim de senin de karşı olamayacağımız açık, geniş bir yer olsun. Musa dedi ki, buluşma zamanımız ülkenin ulusal bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti olsun. Böylelikle Firavun arkasını dönüp gitti. Hileli düzenini yürütecek büyücüleri bir araya getirdi, sonra geldi. Musa onlara dedi ki, size yazıklar olsun, Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü kurutur. Yalan düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir. Bunun üzerine kendi aralarında durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başladılar. Bir daha söyle, gelecek belayı tarif ediyor, söyle bakayım. Musa onlara dedi ki, size yazıklar olsun, Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü kurutur. Bak, o denizde o kökten kuruma olmadan önce bunu söylüyor. Önceden bildiriyor, evet. Yalan düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir. Bunun üzerine kendi aralarında durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başladılar. Dediler ki, bunlar herhalde iki sihirbazdır. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar. Bundan ötürü tuzaklarınızı bir araya getirin, sonra gruplar halinde girin. Bugün üstünlük sağlayan gerçekten kurtulmuştur. Ey Musa dediler, ya asanı at veya önce biz atalım. Dedi ki, hayır siz atın. Sonra hemen ne görsün? Sihirlerinden dolayı ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü. Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Korkma dedik, muhakkak sen üstün geleceksin. Sağ elindekini atıver. Onlara yaptıklarını yutacaktır. Bak, sürekli sağ elindeki diyor ayette. Sürekli sağ elinde tutuyor. Sol elindekini demiyor bak. Sağ elindekini. Evet. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. O halde ben ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında sallandıracağım. Siz de elbette hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız. Dediler ki, bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih edip seçmeyiz. Neyde hükmünü yürütebileceksen durmaksızın hükmünü yürüt, sen yalnızca bu dünyada hükmünü yürütebilirsin. Gerçekten biz Rabbimize iman ettik, günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi kendisine karşı zorlayarak sürüklediğin suçumuzu bağışlasın. Allah daha hayırlıdır ve daha süreklidir.
Gerçek şu ki kim Rabbine suçlu günahkar olarak gelirse hiç şüphe yok onun için cehennem vardır. Onun içinde ne ölebilir ne dirilebilir. Kim ona iman edip salih amellerde bulunarak ona gelirse işte onlar içinde yüksek dereceler vardır. İçlerinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan Adnan cennetleri de onlarındır. Ve işte bu arınmış olanların karşılığıdır. Andolsun biz Musa'ya vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, onlara denizde kuru bir yol aç. Yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan. Firavun ordularıyla peşlerine düştü. Sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi. Firavun kendi kavmini şaşırtıp saptırdı ve onları doğruya yöneltmedi. Ey İsrailoğulları! Andolsun sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ yanında sizinle vaatleştik ve üzerinize... Bak dikkat et. Tur'un yine sağ yanında. Asa sağ kolun sağ elinde. Daha önce de söylüyor yine sağ elinde diyor. Evet devam et. Tur'un sağ yanında evet. Tur'un sağ yanında sizinle vaatleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin. Bu konuda azgınlık yapmayın yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz olarak iner. Kudret helvasından kasıt manna. Manna evet. Benim gazabım kimin üzerine inerse muhakkak o tepetaklak düşmüştür. Gerçekten ben tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayacağım. Seni kavminden çarçabuk ayrılmaya iten nedir ey Musa? Dedi ki onlar arkamda izim üzerindedirler. Hoşnut kalman için sana gelmekte acele ettim Rabbim. Dedi ki biz senden sonra kavmini denemeden geçirdik. Samiri onları şaşırtıp saptırdı. Bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndü. Dedi ki ey kavmim Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız? Dediler ki biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Ancak o kavmin, Mısır halkının süs eşyalarından bir takım yükler yüklenmiştik. Onları ateşe attık, böylece Samiri de attı. Böylece onlara böğüren bir buzağı heykeli döküp çıkardı. İşte bu sizin ilahınız, Musa'nın ilahı budur. Fakat Musa unuttu dediler. Onun kendilerine bir sözle cevap vermediğini ve onlara bir zarar veya fayda sağlamaya gücü olmadığını görmüyorlar mı? Andolsun Harun bundan önce onlara, ey kavmim, gerçekten siz bununla fitneye düşürüldünüz. Sizin asıl Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Şu halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Demişlerdi ki, Musa bize geri gelinceye kadar buzağa karşı bel büküp önünde eğilmekten kesinlikle ayrılmayacağız. Musa da gelince ey Harun demişti. Onların saptıklarını gördüğün zaman seni onlara müdahale etmekten alıkoyan neydi? Niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın? Dedi ki ey annemin oğlu sakalımı ve başımı tutup yolma. Annemin oğlu demesi kalbini yumuşatmak için söylüyor. Evet. Ben senin İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü önemsemedin demenden endişe edip korktum. Musa dedi ki, ya senin amacın nedir ey Samiri? Dedi ki, ben onların görmediklerini gördüm. Böylece elçinin izinden bir avuç alıp atıverdim. Böylelikle bana bunu nefsim hoşa giden bir şey gösterdi. Dedi ki, haydi çekip git, artık senin hayatta hak ettiğin ceza bana dokunulmasın deyip yerinmendir. Ve şüphesiz senin için kendisinden asla kaçınamayacağın azap dolu bir buluşma zamanı vardır. Üstüne kapanıp bel bükerek önünde eğildiğin ilahına bir bak. Biz onu mutlaka yakacağız, sonra darmadağın edip denizde savuracağız. Onu da manna haline getiriyor Musa. Yani beyaz toz haline getiriyor altını. O manna ilmini öğrenmiş. O Firavun'un sarayında orada biliyor. Bak altın toz haline getirip denize savrulur mu? Evet. Ateşle muamele yapıyor. Beyaz toz haline geliyor altın. Bildiğin toz, üfürsen uçan toz. Yani eriyen toz haline geliyor. Mana yaptı. Evet. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun başka ilah yoktur ondan başka. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Sana geçmişlerin haberlerinden bir bölümünü böylece aktarıyoruz. Gerçekten sana katımızdan bir zikir verdik. Kim bundan yüz çevirirse şüphesiz kıyamet günü
o bir günah yükü yüklenecektir. O yükün altında ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu kıyamet günü onlar için ne kötü bir yüktür. Sura üfürüleceği gün, biz suçlu günahkarları o gün yüzleri kara, gözleri gömgök, kas katı ve kör olarak toplayacağız. Dünyada yalnızca 10 gün kaldınız diye kendi aralarında fısıldaşacaklar. Onların sözünü ettiklerini biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakımından onların daha üst olanları ise siz yalnızca bir gün kaldınız derler. Sana dağlar hakkında soruyorlar. De ki benim Rabbim onları darmadağın edip savuracak. Yerlerini bomboş çırılçıplak bırakacaktır. Orada ne bir eğrilik göreceksin ne bir tümsek. O gün kendisinden sapma imkanı olmayan çağırıcıya uyacaklar. Rahman'a karşı sesler kısılmıştır. Artık bir hırıltıdan başka bir şey işitmezsin. O gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir yarar sağlamaz. O önlerindekini de bilir, arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgi bakımından onu kavrayıp kuşatamazlar. Artık bütün yüzler diri, kaim olanın önünde eğik durmuştur ve zulüm yüklenen ise yok olup gitmiştir. Kim de bir mümin olarak salih olan amellerde bulunursa artık o ne zulümden korksun ne hakkının eksik tutulmasından. Böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık. Umulur ki korkup sakınırlar ya da onlar için düşünme yeteneğini oluşturur.